İyi akşamlar arkadaşlar. Hazırsanız hocamızın değerlendirmesiyle başlayacağız. Sonrasında da sizlerin soruları varsa devam edeceğiz hocam. Buyurun. İyi akşamlar. 8. gün. İki tanesi kağıt üzerinde ağır da gözüken. Biri Süper Kupa finali. Bir tanesi hafta sonu oynadığımız ligin lideriyken Beşiktaş müsabakası. Ve arkasından da hemen hemen aynı oyuncu grubuyla 9-10 tanesi aynı. Bugünkü Denizlispor müsabakası. Bugünün oyunu, evet her oyun zor. Bugün belki şut, topa sahip olma, rakip ceza sahasına girme, kaybettiği yerdeki baskılar tekrar. Bu oyunları erken gol bulamazsan zorlaşır. Ama oyuncular hep oyunun içinde kalmaya devam ettiler. Oyunun genelinde çok net bir tane belki atılan şut vardı. Takım halinde doğru duruyorduk. İyi bir oyuncu grubu var. Geldiğim günden itibaren beraber paylaştığımız, beraber verdiğimiz, çalıştığımız ve bunu geri olarak vermeye çalışan zaman zaman inişler çıkışlar olacak. Bu oyunlar zordur. Gelişmek kolay değildir. Geldiğimiz günden itibaren hem oyun olarak gelişiyoruz hem skor olarak alıyoruz. Bu beni son derece mutlu ediyor. Bugün bazen antrenmandan oyuncu çıkartamıyoruz. Bugün oyundan da kalmak istiyorlar. Bu çok değerli bir şey. Bugün oynayan ilk defa Baka, ona iyi oldu. Onun için hem bizim için ona teşekkür ediyoruz. Uğurcan kalede çok net duruyor. Tony ayağında bir ağrı var ama hala oyunun içinde kalmak istiyor. Ekuban aynı şekilde. Canini her geçen gün daha iyi. Berat aynı şekilde. Savunma doğru duruyor. Kamil bugün ilk defa oynamasına rağmen doğru oyunlar oynadı. Afabe giriyor. Hem takım savunmasına yardım ediyor hem ona yardım ediyor. Kulübenin enerjisi iyi. Ya, bu beni son derece mutlu ediyor. Ve günleri karıştırıyoruz. Bazen kalktığımızda bugünün ne olduğunu unutuyoruz. Hangi gün olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bu sektör bu sağlık durumunda ayakta tutmaya çalışıyor. Zor süreçler, yorgunluklar çok fazla. Hemen tekrar iyi dinlenmemiz ve toparlanmamız gerekiyor. Bugün dördüncülüğe geldik. Bu kısa süredeki harika bir durum. Ama yerimizde duramayız. Her zaman bir şeyi ispatlamamız gerekiyor. Kupayı almış olabilirsin. Ligin liderini yenmiş olabilirsin. Bugün gene bir sınav veriyorsun. Ve yenilemek ve ispat etmek zorundasın. Üç gün sonra gene aynı şekilde bir ispata çıkacağız. Onun için oyuncularıma, camiaya, Trabzon spor camiası ve özellikle şehirde bize hissettirdikleri o yüksek enerji beni son derece mutlu ediyor. O enerjilerini vermeye devam etsinler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizlispor'a da başarılar diliyorum. Ajanslardan soru var mı? Buyurun. Gökmen Şahin ile Sabah Ajansı. Hocam siz de bahsettiniz kısa zamanda çok işler başardı Trabzonspor sizin geldiğiniz dönemden itibaren. Şöyle bir şey oluştu. Tabii 17. sıradaki olan bir takım 4. sıraya yükseldi ve farklı hesaplar yapılmaya başlandı artık Trabzonspor camiasında. Zirvede olan bir Trabzonspor ve şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı camiaya mesajınız ne olur hocam? Trabzonspor'un 17. olması da normal bir sonuç değil. Trabzonspor'un olması gereken yerler buralardır. İnişler çıkışlar olabilir. Bugünkü maçı yorgunluğunu atacağız yarın ve cebimize koyacağız 3 puanı. 4 gün sonra Malatya maçına hazırlanacağız. İkinci yarı daha yeni başladı. Biz her hafta 3 puanı nasıl alırız? Bize bakacağız. Bu 3 puanlar bizi nereye taşıyacak? Onu zaman gösterecek. 3 tane de transfer yaptık. Bunların oyuncu kaliteleri var, geçmişleri var. Yaşları çok uygun ve teknik kapasitesi yüksek oyuncular. Biraz da oyun ve felsefemize uygun oyuncular. Onun için bunları değil, parçadan bütüne gitmeyi hep düşündüm ben. Onun için bugün bunu aldık cebimizi. Sen 3 puan aldığın sürece, kazandığın sürece her zaman kârlısındır. Şimdi bir sonraki Malatya maçına bakacağız. Başka soru var mı? Önümde 2 tane var hocam. Yeni Şafak gazetesi Ali Kemal Yazıcı. İki önemli maçtan sonra böyle maçların motivasyonunda ne gibi sıkıntılar oluyor demiş. Bence bugün sıkıntı yoktu. Oyun zor oyunlar. Her bugün ligimizdeki takımların oyuncu kaliteleri yüksek ve bugün oynanan oyunlar set oyunlarıdır. Topa sahip olma ve dar alanda problem çözme oyunlarıdır. Kolay değildir. Oyuncular konsantrasyonu yüksek ama 8. gün 3. maç yorgunluklar kolay değil.
Ben ona rağmen bugün aslında istatistik olarak da şutlar var, direkten dönenler var, kaybettiği yerde topu almalar var, topa sahip olmalar var. Benim de kaygım vardı ama bu kaygıyı bugün itibariyle oyuncularımda gördüğümde yaşamadım. Sabah gazetesi Yunus Emresel, öncelikle tebrikler hocam demiş. Trabzonspor 16 gün içerisinde oynadığı 5 maçta bir süper kupa galibiyet aldı. Bir süper kupa, bir derbi galibiyeti de var bunların içerisinde. Bu kadar sık maç geçişlerinde bir rehavet ortamı oluşmasını ve motivasyon kaybı nasıl engelleniyor? Oyuncularla birebir iletişimi olan bir ekibim var. Ben de buna dahilim. Ve oyuncularla her hafta, her gün, bazen antrenman sahasında, bazen ofisimde ve kulübümüzün de özellikle başkan ve yöneticilerimize bize çok sağlıklı bir çalışma ortamı sağladıkları için. Trabzonspor'un tesislerinin içine girdiğin zaman zaten yüksek enerji hissediyorsun. Onun sorumluluğu çok fazla. Bu yorgunlukların arasında iletişim bence çok önemli. Ben de buna son derece inanan bir teknik adamım. Bütün ekiple beraber bu iletişimi oyuncularla birebirlerde son derece iyi kuruyoruz. Ve bunu bir sonraki maça hazırlıyoruz. Ama kolay bir süreç değil. Bu sadece bizim için değil, bütün takımlar için geçerli. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Biraz daha iyi diyebilirdim. Yani o evet. Senin haklı olarak eleştirdiğin ilk yarı var ya, daha evet. Kötüsü ikinci yarıda olabilirdi. 61'de gol gelmese iyice Trabzon kötü olabilirdi. Sonuç itibarıyla alınan bir galibiyet. 22 Kasım'dan bu yana toplanan 33 puan, yenilen 9 gol ve ben her bu cümle geldiğinde benzer şeyleri söyleyeceğim. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Medipol Trabzonspor'a evrilmek üzere. Hızlı bir şekilde hem de takımda bir başkalaşım. Daha net istiyoruz. Değil. Çünkü İzliyoruz. Abdullah Avcı Başakşehir'den, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Başakşehir'e dönene kadar orada yaklaşık bir 5-6 sene geçti. O evet. Bu 5-6 senelik şampiyonluk yarışı, o önceki 5-6 senenin ürünü. Arada Bülent Hoca da vardı, Carvalhal falan da vardı. O düşten gelen bir takım vardı. Dolayısıyla o Okan Hoca'nın elde ettiği şampiyon öncesi 4 senenin bir öncesi 5-6 sene daha var. Dolayısıyla Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Medipol Trabzonspor'a yavaş yavaş evriliyor. Bu arada izleyicilerimizin yoğun talebi vardı. Trabzonsporlu izleyicilerimiz maçın başından beri mesaj da atıyorlar. Kasketli fırtına yazar mısınız dediler. Tabii ki kırmayız. Arkadaşlarımız kasketli fırtına 61'de güldü. Kajesi attılar. Mehmet sağ olsun. Bak, kaset aslında Trabzonlu oldu yani. 61'de gol atar. Evet. Biz de varız değil mi? Mehmet Ayan gösterdi bana biraz önce. Mehmet de var. 61 dakikada gol atanların arasında. Sen de var mısın? Var. Var. Ben bulurum şimdi biraz. Hafızam da şu an kalmadı. O kadar varmış. Çok gol attın ki. İlk golü mü 61'de attı? 61'de atanlar diye. Yok, böyle hani bir şey liste gördüm. Spor'da bulurum hemen 61'de şimdi. Atanlar. 61. dakikada gol atanlar. Bulurum biraz sonra. Şükürler olsun, bana da nasip oldu o. 61'de gol attı kendisi. Bulurum biraz sonra. Eyvallah. Çok başlamaları var. Mehmet Ayan inanılmaz. Detaycı, o da ayrı bir nasip tabii yani. 63. Nasip tabii canım. Forma numarası plaka. O anlamda Adana Spor'da forma giymek zor. Hani orada 0-1'de denk gelecek. İnanılmaz bir plan yapacaksın yani maçın başında atacaksın. Evet. Sevgili Yılgaz. Yani en azından Denizli Spor'un Trabzonspor'u ilk 25 dakikada karşılama planı doğruydu. Belirli bir merkeze kadar çekip Bakasetas'ta kendisini istasyon olarak göstermeyince anında...